Kargoist, Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sunar. Bence hani girişimci benim tanımıma göre doğru zamanda doğru işi yapan kişi anlamına geliyor. Zaten girişimcinin felsefesi bir problemi bulmakla ilgili. Çözümden önce problemi bulmamız lazım. Üniversite okuyorsun ve alanının aslında dışında bir işle de hemhalsin. Girişimcilik dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor zannediyorum ki. Bir söz duymuştum, diyor ki gecesi olmayanın gündüzü olmaz. Hani gerçekten çalışmalarımız ya da ne bileyim düşüncelerimiz hani gün içerisinde yaptıklarımızdan daha farklı bir boyutta da oluyor, ona da inanıyorum. Yaşadığımız zaten zorluklardan kaynaklı olarak hayat bizi girişimci olmaya yönlendirdi. Ben kendim bile isteye seçtiğim bir şey değil. Hayat zorlu. Hepimiz için zorlu. Desteğe ihtiyacı olan gençler için başlamış olmanız, çocuklar için başlamış olmanız. Yani halis bir niyetle başlıyorsunuz. İyilik temelli başlıyorsunuz aslında. İnsanlara fayda sağlama temelli başlıyorsunuz. Bence temelin bu olmasının çok büyük etkisi var. Selamünaleyküm sevgili Ortak Akıl izleyicileri. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli iki konuğumuz bizlerle beraber. Efendim psikolog Cihan Buğdayç beyefendi, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız, teşekkür ederim. Nasılsınız kardeşim? Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, elhamdülillah, sizleri gördük, daha iyi olduk. Ve İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencisi İbrahim Hakkı Ertürk bizlerle evet. beraber. Hoş geldin abla. Hoş bulduk abla, nasılsınız? Sen nasılsın? Ben de iyiyim, nasılsınız? Önce o bana sordu, nezaketli. Siz de öylesiniz, estağfurullah. Elhamdülillah ablacığım, çok teşekkür ederim. Sizleri konuk olarak ağırladığım için daha da iyiyim, elhamdülillah. Şimdi birisi psikolog, birisi hukukçu olmak üzere. Ama ikisi de aynı anda, aynı zamanda ve daha fazlasıyla girişimciler. Ama nedir bu girişimci dediğimiz şey? Çok merak ediyorum. Ben biraz biliyorum ama çok merak ederek öğrendim. Konuklarımız da, izleyicilerimiz de öğrensinler istiyorum. Çünkü bugün girişimcilik kafasını, girişimci kafayı konuşmak istiyoruz. Önlerinizde birer kitabınız da var. Öyleyse müsaadenizle genç, daha genç olan kardeşimiz, hepimiz genciz de yani, en genç olanımızdan başlayalım. İbrahim Hakkı, önündeki kitabın sahibisin. Evet. Nasıl oldu bu kitap? Nereden çıktı? Sahibi derken yazarı değil, bakın özellikle dikkatinizi çekerim, sahibi. Anlatır mısın bize? Abla şöyle, aslında bence hani girişimci benim tanımıma göre doğru zamanda doğru işi yapan kişi anlamına geliyor. Bizim olayımız şu aslında, evet elimde bir tane kitabım var ama hikaye aslında biraz daha bunun öncesinde başladı. Deprem döneminde, Maraş depremi sonrasında biz liseden mezun olduğum, aynı zamanda hala görüştüğüm arkadaşlarımla birlikte depremzede olup üniversite sınavına girecek olan öğrencilere nasıl destek olabiliriz diye düşündük. Onlara göre bir ücretsiz mentörlük ve ücretsiz kaynak kitap desteği oluşturacağımız bir portal açtık. Bu portal sonrasında iyice bir öğrencilerin, işte gençlerin, okul hayatının içerisinde farklı farklı projeler üreten bir takım ortaya oluşturmuş olduk. Ne kadar devamında güzel da bu. Türkiye'nin en iyi 100 üniversite öğrencisine ulaştık. Bu öğrencilere dedik ki sınava nasıl hazırlandınız? Sonrasında gittiğiniz okullardan, üniversitelerden memnun musunuz? Memnun değilseniz niye memnun değilsiniz? Bunları yazar mısınız dedik. Sonrasında da türünün tek örneği olan 100 YKS macerası adını verdiğimiz, 56 farklı bölümden 100 öğrencisinin hikayesini konu edindiğimiz bir kitap ortaya çıktı. Şu anda da hem İstanbul Hukuk'ta okuyorum hem de gençlere yönelik olarak ürün ve hizmetler ortaya koyan iki tane markam var. İki tane markan var. Evet. Üniversite okuyorsun ve alanının aslında dışında bir işle evet, de hemhalsin. Girişimcilik dediğimiz şey tam da burada devreye giriyor zannediyorum ki. Ve aslında bugün konuşmak istediğimiz konuların da temelini bu anlatımınla atmış olduk. Çünkü sadece üniversite midir bizi alanda yetkin yapan şey, okuduğumuz alanla alakalı işler yapmak zorunda mıyız? Ya da yönelirken nerelere yönelmemiz lazım? Kendimizi ne kadar geliştirebiliriz? Nerelerden besleyebiliriz? Bunları hep konuşalım istiyorum. Fakat çok ilginç. Şu çok ilginç çünkü. Daha öncesinde de konuştuk İbrahim Hakkı ile bunu. 36-37 yaşındayım. 36'yı altı vurguluyorum ya. Hala 37 değilim. 36,5 yaşındayım. 50'ye yakın basılmış kitabım var. İşte neredeyse 7 yıldır, 8 yıldır bu alandayım. Yazarlık yapıyorum, kitaplar yazıyorum. Yayın evi kurmakla alakalı hiçbir düşüncem olmadı. Aslında belki oldu ama cesaretim olmadı. Asıl mesele zannediyorum ki bu. Yani bundan sonra olur.
Bundan sonra bu yayın evlerim düşünsün. Alıyorum buradan gazı, yayın evlerim düşünsün geri kalan kısmı, ama bu gerçekten cesaret işi. Çünkü ben ne zaman birisine hadi yayın evimi kursak, işte biz de pastadan biraz daha büyük pay alsak, çünkü çok az kazanıyor yazarlar. Sen de biliyorsun, hatta evet, bu yüzden yayın evinden çekildiğini söylemiştin. Yani ne yapabiliriz desem kime? Herkes şöyle diyor, ya zor işler ama uğraşılacak işler değil bu işler. O onun akarıydı, kokarıydı, işte şununla uğraşması gerekiyor, muhasebesi ayrı. Hep bunlar bizi geri plana itiyor aslında. Doğru. Ama demek ki o cesaret mayasına da biraz ihtiyaç lazım. Yani 21 yaşında bunu yapabilmek çok büyük cesaret. Evet. Aslında bu cesaret yok ki, sizde de var Cihan Hocam. Onu da soracağım biraz sonra. O cepte dursun istiyorum. Sizin önünüzde de bir kitap var. Evet. Önce sizin de kitabınızın hikayesini dinleyeyim, ondan sonra sorumu soracağım. Benim kitabın adı Bir Hayat 12 Beceri kitabı. Ben bunu Amerika'dayken aldığım bazı mesajlar neticesinde yazdım aslında. İnsanlar bana Amerika'da şöyle, eğitim mi almıştınız? Ben Amerika'da projeler yaptım. Hı hı. Her yazın gidiyorum orada. Belli üniversitelerde çalışmalar yapıyorum. Çünkü ihtiyaç duydukları bazı projeler var. O projeleri organize ediyorum. Ben Amerika'ya gittiğim zaman, 2022 yılında gittiğim zaman şöyle mesajlar aldım. Çünkü bu kitaptan önce iki tane roman yazmıştım. İnsanlar bana dedi ki, biz dedi romandan ziyade senin verdiğin eğitimlerin mantığını anlamak istiyoruz. Hmm. Böyle bir kitap var mı, yazar mısın tarzında bir mesaj aldım. Sonrasında ben dedim ki, ben hazır Amerika'dayım, Boston'dayım. Çok da, çünkü bütün dünyadaki en büyük markalar Harvard, evet, Üniversitesi, MIT, Boston'da, ve ben dedim ki ben bir kitap yazayım. Neden beceriler hakkında bir kitap yazdım? Çünkü bugün becerilerden, yani mesleklerden ziyade becerilere ihtiyaç var ve becerilerimiz de aslında ön plana çıkabiliyoruz. Ya da becerilerimiz de bu dünya çerçevesi içerisinde bir kimlik, bir sosyal statü edinebiliyoruz. O vesileyle kendimce oradaki profesörler, iş insanları, CEO'larla görüştükten sonra önemli olan 12 beceriye karar verdikten sonra yazmaya başladım. Sonra Türkiye dönüşümde, Türkiye'de bastık ve şu an oldukça insanların hayatında etki oluşturan bir kitaba dönüştü. Tabii bu kitapla birlikte şu kararı verdim. Aslında ben psikoloji mezunuyum. İnsanların bir kısmı beni psikolog olarak tanırken bir kısmı ise girişimci olarak tanıyor. Dolayısıyla bundan sonra aslında insanların hayatında pozitif etkisi olacak romanlardan ziyade bu tarz kitaplar, yani psikoloji temelli kitaplar yazmaya karar verdim. Böyle bir sürecim var. Yani kitabın hikayesi aslında bir ihtiyaçtan doğuyor. Benim istediğim bir şeyden değil. İnsanların istediği bir şeyden yola çıkarak aslında yazdığım bir şey. Tabii bunun yanı sıra bir de girişimcilik kimliğimiz var. Aslında girişimcilik temelde bahsettiğimiz zaman insanlar bunu parasal bir faktör olarak algılasa da bu bir zihniyet meselesi. Yani bir felsefe aslında. Sadece ticaret değil aslında. Değil kesinlikle. Şimdi para için girişimci olan kişi bazı konuları eksik yapma ihtimali çok yüksek. Çünkü eğer biz kendimize girişimci demek istiyorsak, bu zaman diliminde insanların hayatındaki bir problemi çözmemiz lazım. Zaten girişimcinin felsefesi bir problemi bulmakla ilgili. Çözümden önce problemi bulmamız lazım. Yani insanlar hangi problemi yaşıyor, biz hangi problemi çözersek insanların hayatında bir katma değer üretiriz ve bu işin neticesinde bir gelir modeli elde ederiz. En temelde aslında baktığımızda, yani kurgu buraya doğru gidiyor. Ben de kendimce aslında yaşadığımız zaten zorluklardan kaynaklı olarak hayat bizi girişimci olmaya yönlendirdi. Ben kendim bile isteye seçtiğim bir şey değil. Hayat zorlu. Hepimiz için zorlu. Ve bu zorlu süreçte iki seçenek var. Ya nasıl ifade etsem, eleştireceğiz. Ya da bir problem var, bunu nasıl çözebiliriz diyeceğiz. Ben kendi hayatımdaki problemleri çöze baktım ki girişimci olmuşum. Yani bile isteye tercih ettiğim bir şey değil. Bugün ise keyifliyiz açıkçası. Yani psikoloji disiplinini girişimcilik ekosisteminde kullanarak insanların hayatına katma değer üretmeye çalışıyoruz. Eleştirmek yani geliştirmeyi tercih ediyoruz. Daha anlamlı. Çünkü herkesin, inanın, yeryüzünde 8 milyar tane insan var diyelim. 8 milyarın da problemleri var. Tabii. Sadece bize has bir şey değil. O zaman probleme bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bakış açısını değiştiren insan hayatın akışını değiştirir. Güzel. Buna ihtiyacımız var. Zaten kitapta da ifade ettim. Herkes girişimci olmak zorunda değil. Ama mümkünse herkes girişimci gibi düşünsün. Zaten İbrahim'in olayı o. Yani 21 yaşında bu kadar başarı elde etmek normal bir bakış açısıyla edinilebilecek bir şey değil. Bu fikir hakkına gelir, tamam. Olabilir. Ya 100 tane öğrenciyi toplayayım, bir yere getireyim. Onlarla işte röportaj yapalım. Bunu bir yere verelim, evet, diye düşünebilir mesela. Kendisinin markasını oluşturmak istemesi ya da ya bunu düşünen düşünmüştür zaten canım. Yapan yapmıştır. Ay şimdi onu oradan ulaşacaksın, bunu buradan ulaşacaksın. Telifiydi vesaireydi. Bütün bunları aşabilmiş olması. Evet. Gerçekten orada hakikaten biraz cesaret dediğimiz şey aslında. Tabii. Değil mi? Devreye giriyor. Hocam 12 temel becerinin biraz daha altını açabilir misiniz? Tabii. Şimdi aslında ben bu 12 beceriden bahsederken kendimce. Evet. Yani şimdi bana göre önemli olan 12 beceri
bir liste var. İbrahim'e göre başkadır, size göre başkadır. Bunlar değişiklik gösterir. Şimdi temelde beceriler hakkında yorum yaparken beceriler iş dünyasının taleplerine göre şekillenir. Yani iş dünyası şu becerilere ihtiyaç duyuyor. Eğitim sistemi der ki bu becerileri verirseniz bu kişi iş kazanır. Yani bir iş sahibi olur. Ben de kendimce hem bir psikolog bakış açısıyla hem de kendisini keşfetmeye çalışan birisi olarak acaba hangi becerilere ihtiyaç var diye listelediğimde benim için ilk sırada yer alan beceri uyku. Şimdi insanlar bana dedi ki nasıl yani? Evet, uyku bir beceri mi? Uyku biyolojik bir süreç. Doğru. İhtiyaç. Biz gelin dışarı çıkalım ve insanlara soralım. Bugün iyi uyudun mu? Soralım. Merhaba abla, bugün iyi uyudunuz mu? Düşündüm. Düşünüyoruz. Çünkü iyi uyuduğumu zannetmiyorum. Uyku bireysel karar verilen bir şey değil. Toplumsal bir karar verilen bir süreç. Diyeceksiniz ki nasıl? Nasıl diyeyim eve, hatta? Eve gittik, uyumak istiyoruz. Evet. İbrahim, uyumak istiyoruz. Diyoruz evet. Ki hadi uyuyayım. Hayır. Ülkedeki sorunlar, ailedeki sorunlar ya da gittiğiniz üniversitedeki problemler. Yani kolektif bir hareketlilik aslında. Bireysel karar verilen bir şey değil. Evin önünden biri kornayı basıyor sürekli. Şimdi sen bireysel verdiğin karar mı oluyor bu? Kornayı çalan kişi sizin uykunuzu engellemiş olur. Evde çocuklar yemek bekliyor. Ya da çocuklar yemek bekliyor. Dolayısıyla kolektif bir karar verilen bir şey ama biz hep bireysel bir şeymiş gibi. Ve uyku neden önemli? Yani bir beceri olarak neden ele almamız gerekiyor? Uyku kalitesi düşük toplumlara bakarsanız bu toplumlar fakir. Bakın burada 10 kişiyiz diyelim. Bir şirkette çalışıyoruz. Onumuz sabah çıktık geldik ve hepimiz uykusuzuz. Bir, gergin oluruz. İki, agresif oluruz. Evet. İletişim düzeyimiz azalır. Bir şeyleri çözme, yani hızlı çözme bakış açımız azalmaya başlar. Yani iletişim şeklimizde iletişim kalitemizde bir azalma yaşanır. Bu işe yansır. Bu sonra ciroya yansır ve sonra şirket bir yerden sonra batar. Evet. Ondan dolayı bir gün şirketler diyor ki iyi uyu, yani çalışanlara iyi uyusun diye onlara para ödüyor ya bir gün. Tabii çok önemli bir şey. İyi uyuyor musun sen İbrahim Hakkı? Ben dün uyudum da. Bence sen iyi uyuyorsun. İyi uyuduğun için uyanık kalabiliyorsun. Yani hız ve has çağında uykumuzu satmamak mümkün değil. Yani ne demek istiyorum? Akşam buradan çıktık, telefonu açtık, Instagram'dır, Netflix'tir ya da başka platformlardır. Zaman ayırmak, yani dikkatin çalınması... Aslında uykunun çalınması anlamına geliyor. Hmm. Ben de kitapta ifade ettim ki uykumuzu satmayalım. Hmm. Dolayısıyla bir gün işte problem çözme becerisi, yaratıcılık becerisi, girişimlik becerisi bunların hepsinden önce uykuyu ele almamız lazım. Ve ben seminerlere çıktığımda bir sorum var. Her zaman sordum. Gün ne zaman başlar? Yani uyandığımızda diye cevaplandığımızda. Cevaplar uyandığımızda. Evet. Birisi diyor ki ben istediğim zaman başlar. Birisi der ki işte güneş doğduğu anda başlar. Gün yatağa gitmeden belli bir süre önce başlar. Çünkü yatağa nasıl gittiysek ertesi gün öyle uyanma ihtimalimiz çok yüksek. Çok agresif gittiysek kaliteli bir uyku almama ihtimalimiz yüksek. Mutlu gittiysek kaliteli bir uyku alıp güne mutlu başlama ihtimalimiz yüksek. Ülkemdeki hanımların büyük çoğunluğu çok mutlu bir güne başlamıyor. Muhtemelen. Dolayısıyla... uykuya yüklediğimiz anlam eğer kaliteli bir şekilde, yeterli bir şekilde uyuyabilirsek ondan sonra ben İbrahim'e diyorum ki İbrahim hadi gel problem çözme becerimizi geliştirelim, yeni bir şey öğrenelim. Kaliteli iletişimden bahsediyoruz. İkimizin de abla uykusuz olduğunu düşünün. Tabii. Nasıl iletişim kuracağız ki? Kuramayız. Uykuyla başlayan bir süreç sonra kendini geliştirme. Mesela benim kitapta teknik şeyler bulmak mümkün değil. Sabır ve rutini ben bir beceri olarak aldım. Bakın, sabrın bir beceri olduğunu ben de düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Ama rutin, doğru rutin de beceremeyen birisiyim çünkü. Rutin kelime olarak mesela ne deriz? Ya çok rutin bir iş. Yani aslında biraz olumsuz bakarız. Hı-hı. Fakat rutin büyük bir bereket. Evet, bununla ilgili Bekir abinin çok güzel bir videosu var. Hiç denk geldin mi? Mutlaka İnanılmaz seyredildi ve insanların karşılığı çok güzel oldu insanlar tarafından. Rutin rahmettir diyordu o da. Rutin rahmettir, rutin nimettir, rutin her şeydir. Evet. Yani rutini olan insan başarabilir. Mesela bu atomik beceriler... Alışkanlıklar diye bir atomik kitap var. Çok satıldı. Dünyada her yerde satıyor. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi atomik alışkanlıklara baktığın zaman da küçük küçük rutinler neticesinde büyük bir alışkanlık elde edebiliyoruz ve sonrasında hayat biraz daha gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla kitaba baktığınızda diyeceksiniz ki ya bu gerçekten bunlar beceri mi? Yapay zeka çağına baktığımız zaman hakikaten insani beceriler daha çok ön plana çıkacak. Daha fazla ön plana çıkmış olacak. Dolayısıyla
kendisini geliştirmek isteyen, kendisini hayatta karşı olan bakış açısını değiştirmek isteyen insanlar Bir Hayat 12 Beceri kitabını okuyabilirler. Çok güzeldi bu. Bu çok güzel. Evet. O zaman tavsiye ediyoruz buradan da efendim. Bana da getirdiniz inşallah. Evet bu kitap sizin. Tamam peki, teşekkür ederim. Yayından sonra okumaya başlayacağım. Peki bu noktada ben şunu merak ederim şimdi İbrahim Hakkı. Senin hayatında uyku, rutin, mesela bunlar önemsediğin, önemsemeye çalıştığın şeyler mi? Evet, abla önemsediğim şeyler. Gerçekten. Aynen, sen konuşurken ona dikkat ettim. Hani gerçekten uyku etkiliyor yani hayatını. Ama ben şeye çok inanıyorum mesela, uyku etkili ama bir söz duymuştum. Diyor ki, gecesi olmayanın gündüzü olmaz. Bence hani gerçekten hani gece çalışmalarımız ya da ne bileyim düşüncelerimiz hani gün içerisinde yaptıklarımızdan daha farklı bir boyutta da oluyor. Ona da inanıyorum. Evet. Bence aslında uykunun da verimli modları vardır. Tabii. Mesela tabii. Bana 5 saat yeter. Sana 7 saat ya da Merve ablası 3 saat. Yani onu bilemeyiz. Yani uyku kişiden kişiye değişen bir şey. O yüzden ihtiyaç olarak. Bir beceri aslında. Yani şimdi aslında bu çok eleştirilen de bir şey. Mesela ben çok eleştirileri de aldım. Çok değil de hani ya Cihan gerçekten bir beceri mi? Ben dedim ki bir beceri değil ama bence bir beceri olması gerekiyor. Çünkü kendimize sorduğumuzda ne kadar kaliteli uyuyoruz. O ihtiyacı yönetmek bir beceri. Kesinlikle. Aslında. Uyku becerisi, uyku ihtiyacını yönettiğimizde, kaliteli uyuduğumuzda, yani çok uyuyun demiyorum ben bu arada. Tabii. Her şeyin fazlası zarar. Hatta bununla alakalı bir kitap vardı. Yani 8 saat, sadece 8 saat aptallar uyurdu falan galiba kitabına da öyle bir kitap var. Onu hatırladım şimdi. Yani kişiden kişiye değişen, ihtiyaç olarak değişen bir şey. Yani fakat ideal bir uykuya sahip olmamız lazım. Ki bu kitap hakkında uykuyla başlamak da aslında bazen kitapla ilgili bazı ön yargıların da oluşmasına sebep olabilir. Çünkü insanlar şey bekliyor, girişimcilik, problem çözme, işte yaratıcılık gibi şeyleri beklerken ben uykuda. Çünkü hayat uykuyla başlıyor bence. Kaliteyi bu bencesi. Bir başkası ama başka şekilde bakabilir. Ama çok ilginç bir pencereydi gerçekten kendi adıma. Bana wow dedirten bir pencere oldu yani. Evet. Tebrik ediyorum. Biz de uzaktan tebrik edebiliyoruz şu an. İbrahim Hakkı. Evet. Şimdi girişimcilik diyoruz ve kalkıp işte 21 yaşında bir değil iki marka birden kuruyorsun. Ve çok da iyi bir üniversitede de öğrencilik yapıyorsun aynı zamanda. Yani bitmek üzere zaten ya da bitti, yüksek lisans yapıyordun galiba. İnşallah. Şimdi şunu merak ediyorum. Alanınla alakalı değil. Öncelikle niye alanınla alakalı olmayan bir iş ya da üniversiteyi seçerken kendi isteğinle mi seçtim? Mesela o da olsun, ya hukuk da olsun, o da cebimde olsun, onu da merak ediyorum diyerek mi seçtim? Bence bu önemli çünkü yazdığın kitap da bununla alakalı bir kitap biraz. Yani YKS kafasından bahsediyoruz sonuçta, YKS sınavına hazırlanmaktan bahsediyoruz. Ve önce bu sorumu cevapla, hadi ondan sonra öbürünü sorayım. Öncelikle ben hukuku zorla seçmedim. Hani gerçekten tüm tercihlerim hukuktu. Yani en iyisi zaten benim nazarımda İstanbul Hukuk olduğu için de hani bir şekilde orayı tercih ettik. Elhamdülillah kazandık. Ama evet, uğraştığım alanlar, baktığımız zaman herkes şey söylüyor, hani hukukla ne alakası var diyor. Evet, yani öyle düşünüyoruz. Mesela bazı ortamlara giriyorum, diyorlar ki keşke bilgisayarla alakalı bir şey okusaydın çünkü yazılıma da ilgileniyorum bir yandan. Ama aslında bence zaten yeni nesil, yani günümüzde Cihan abinin de demin aslında bahsettiği konular biraz oraya doğru gidiyor. Mevcut olduğunuz, yani aslında sistemin size dayatmış olduğu bir eğitim modelinin dışında kendinizi hangi alanlarda geliştiriyorsunuz? Hangi alanlarda yetkinlikleriniz var? Ben mesela kendimi aslında yaptığım işlere baktığım zaman ben gerçekten bir organizasyon işi yaptığımı fark ediyorum. Yani evet, farklı fikirler de oluyor. Şimdi bu yaptığımdan düşünüyorum, mesela hukuk okuyorum, bir yandan da bunları yapıyorum. Ben kendi adıma artıda görüyorum çünkü şimdi piyasada o zaman herkes aynı düzeyde bir hukukçu olacak. Ama ben bir yanda hem hukuk, ya örnek veriyorum avukat olacaksam, hakim olacaksam, bunların yanında artı olarak bazı özelliklerim olduğu zaman bir adım seni toplumun ilerisine atıyor. İşte bu. Ya bu yönden aslında ben bunlarla ilgilenmek hoşuma gidiyor ve sevdiğim şey, hani zorla da yapmıyorum. Evet, hukukta mesela zorlanıyorum bir yandan aynı işleri yürütürken ama. Okul ne zaman bitecek? Zevkli. Abi okul dualarınıza talibiz. Yani inşallah en erken vakitte bitireceğiz. İnşallah. Ama hiç hani okul da uzayabilir bu süreçte. Çünkü yani şu kafa yapısındayım bir yandan da. Hani okulu bir an önce bitirsem mesela şu an şey yapıyorum. Öğrenci kimliğiyle bazı yerlere mesela gittiğim zaman daha tatlı gözüküyor. Tabii. Daha kibar oluyor. Tabii abi, öğrenciliği bitirsem şey diyorum yani, hayata atılmış gibi. Umarım rektör hocamız bu videoyu izler de seni geçirir. Ama tam girişimci zihniyeti bu değil mi işte zaten? Evet. Yani ne kadar güzel, onu da orada kullanıyor. Ama hukukun da sana kattığı mutlaka girişimcilik alanında da kattığı çok fazla şey var. Farklı bakış açıları mutlaka katıyor bana. Evet, disiplin katıyordur. Evet. Yani bazen biz böyle çok uçuşur kaçışırız mesela bazı, ben öyleyim, sosyal zekam yüksek, işte hiperaktivite falan var.
uçuyoruz. Evet. Onu tutacak bir şeyler evet. de lazım. O hukuk dili de seni tutuyordur aslında. Şu yönlerimde de bana çok katkı sağlıyor. Şimdi yaptığım işlerin, şimdi 21 yaşındayım. Çok fazla böyle belki bütçe olmuyor. Bütçe olduğu zaman profesyonel destekler alman gerekebiliyor. Özellikle evet. hukuk konusunda. Ama artık sözleşme yapacağım zaman bile kendim sözleşmemi hazırlıyorum. Yani hukukta en basitinden hani buradan yararlanıyorum. Birisi bir teklif getiriyor. Hukuksal olarak buna bakıyorum. Okey mi değil mi? Hani çok o güzel. Anlamda da katkısı oluyor. Bu şekilde. Şey kendi şirketin hukukçusu, hukukçunuz var mı? Var. Aynen. Büyüklerimiz derdi ya, bu bilezik de bulunsun evet. kolunda evladım. Evet. Onu da tak diye. Gerçekten de öyle olmuş. Cesur bir girişimci örneği aslında İbrahim Hakkı bizim için, ama aynı cesareti siz de göstermiştiniz zamanında. Cihan Budaycı kardeşim, bahsettiğiniz kadarıyla biliyorum, yani bir köy hayatından geliyorsunuz. Çok zorlu geçen evet. bir hayat. Nasıl oldu da Amerika'ya gitti mesela bu hayat? Evet. Boston diye mi okunuyor? Doğru mu? Boston. Bazıları Boston değişiyor. Evet, Boston tercih ediyoruz. Okunuşu. Şimdi şöyle aslında. Şimdi köyde başlayan hikaye Amerika'da bittiği zaman ilgi çekici oluyor. Hı-hı. Şimdi ben aslında bunu ilgi çekici olsun diye ifade etmek istemiyorum. Bu sadece yaşadığınız zorluklara karşı yüklediğiniz amaç ve anlam eğer ki idealse ve sizi heyecanlandırıyorsa bir yolculuğa çıkmış oluyorsunuz. Hmm. Bu çok değerli bir şey. Şimdi köy ortamında 95 yılında doğdum ben ve sonrasında bir köy hayatı başladı. Zorlu zamanlardı. Okulun hangi şehir? Erzurum. Erzurum'da doğdum. Mesela biz okula ilk başladığımız yıl Erzurum Karayazı Yalındal Köyü. Yani bir hoca var. 1, 2, 3, 4, 5 hepsi aynı sınıfta. Günde bir ders. 95 yılından bahsediyorsun. 95 yılında doğdum. İşte 7 sene sonra okula gitmiş oldum. Tabii ki pardon. Oldum. Yani, evet. 7 sene sonra okula gittim. Matematiğim harika. Ve 1, 2, 3, 4, 5 hepsi aynı sınıfta. Günde bir ders görüyorsunuz. Defter yok, kalem yok. Bunu abartmıyorum gerçekten. Köyde kara plastik ayakkabı var abla. Kara plastik ayakkabı keserdik, onu silgi yapardık kendimiz. İlk silgim olur benim. Bunu romantik bir şey ya da dramatik olsun diye anlatmıyorum. Bunu şuradan dolayı anlatıyorum. Hayat karşısındaki problemlere çok erken yaşta çözüm oluşturmayı öğrendik. Dolayısıyla bu ister istemez size girişimci kılıyor. Bakın, başarılı insanları araştırırsanız mutlaka bir sıkıntı yaşamışlar. Sıkıntı yaşamamış bir insan başarılı olduğunda o başarıyı yönetemiyor bir yerden sonra. Dolayısıyla ben o köy hayatında yaşadığım her şeye çok teşekkür ediyorum. Ya. Mesela ben ilk zaman yönetimini koyunlarla öğrendim. 120 tane koyun vardı, ben 10 yaşındaydım. 120 tane koyuna bakmanız lazım. Nerede otlatmalısınız, ne zaman suya götürmeniz lazım, onu kurtlardan nasıl korumanız lazım öğreniyorsunuz. 10 yaşındayken doğa size öğretiyor. Bunun öğreticiliği, bunun katma değeri çok yüksek. Bütün peygamberlerin çobanlık yaptığını biliyorsunuz değil mi? Evet. Neredeyse bütün peygamberler çobanlık evet. yaptı. Ve ben burayı anlatırken öğrencilerime özellikle bunun altını çiziyorum. Yönetim öğreniyorlar. Kesinlikle. Diyorum. Canlıları yönetmeyi, kesinlikle. Varlıkları hüküm sürmeyi öğretiyorlar. Artı yani dağın başındasınız. Evet. Kendinizle muhakeme ediyorsunuz. Tefekkür ediyorsunuz, düşünüyorsunuz. Ve gelecekle ilgili bazı kurgular, planlar oluşturuyorsunuz. Bakın, metropol bir şehirde insanların zamanı yok. Yok tabii ki. Oturup 5 dakika düşünmeye zaman yok. Ama kırsal kesim böyle bir artısı var. Bakın, imtihanda imkan, imkanda imtihan vardır. Şimdi ben çok güzel bir teknik olarak baktığınızda imtihan içerisindeydim ama benim imkanlarım da vardı. Hı-hı. Zaman gibi bir imkanım olduğu için düşünebiliyordum. Hı-hı. Ortaokula gitmek için başka bir köye gittik. Her gün 3 kilometre git, 3 kilometre gel. Erzurum'un kışında. Nasıl gidiyorsun? Yürüyerek. 3 kilometre. Evet. Git 3 kilometre, 3 kilometre geri gel. Mesela ben bir gün hayatta yapamam. Bir gün yapamam. Çünkü konfora alışmışsınız. Evet. Biyolojik olarak konfora alışmışsınız. Gidemezsiniz. Sonrasında dedim ki bu böyle olmaz. Yani ben İstanbul'a geldim. Sağ olsun amcam vesile oldu. İstanbul'a gelip lise okumaya başladım. Ve sonrasında ben lise 3'te şöyle bir aydınlanma yaşadım. Normal bir öğrenci olarak ben hiçbir değişim yapamayacağımı fark ettim. Ve sonrasında yani tıp, mühendislik gibi bölümler, hı hı. hayal ederken yazar olmak istediğime karar verdim. Allah Allah. Çünkü kaçıncı sınıf lise 3'teyken, lise 3'teyken bir edebiyat hocam vesilesiyle bunlar oldu. Hamdullah Yıldız, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sonrasında benim hayatım değişti. Ve ben 3 yıl geç üniversiteye gittim İbrahim. 3. yılımda üniversiteye gittim. Sonrasında üniversite hayatı da zaten. 20 yaşındayken ben üniversiteye gittim. Şu an 28 yaşındayım. Her şeyi 8 yılda yaptım. Çok merak ettiğim şey var. O süre zarfında ne yaptınız? Üniversiteye 3 evet. yıllık. Şimdi şöyle, ben kendimi keşfetmeye başladım. 3 yıl çevremle mücadele ederek ya ben ne istiyorum? Çünkü hiç kimse ne istiyorsun diye sormuyor. Herkes diyor ki doktor ol, mimar ol, mühendis ol. Tabii. Neden? Çünkü parası var Revaçta diye. Bir şey parası var diye yapılmaz.
çok büyük bir yüke dönüşmeye başlar. Sevmeniz lazım, kendinizi içinde hissetmeniz lazım. Benim de kendimi içinde hissedebileceğim şey, ben 20'li yaşlara geldiğinde dedim ki ya ben aslında insanlarla konuşmak istiyorum. Bunu 20'li yaşlarda karar verdim. Ve bunun için cesaretle adım attım. Ne demek istiyorum? 3 yıl beklemek çok büyük bir cesaret. Çok, çok az insanın yapabileceği bir şey. Şimdi İbrahim sen üniversiteyi geç bitireceksin ya, bu da büyük bir cesaret aslında. Yani farkında olmadan aslında bir cesaret gösteriyoruz, fakat bunu biraz da yumuşatıyoruz insanlara karşı. Peki bu 3 yıllık süre zarfında mesela yazmaya başlamış mıydınız? Ben dergilerde yazdım. Evet, işte bu da önemli. Evet, dergilerde... Yani boş duran bir 3 yıl değil Yok. Aslında. Biz buna aktif sabır diyoruz. Sabrediyorsunuz ama oturmuyorsunuz. Gayretle çabalıyorsunuz. Kozanın içindeki bekleme Kesinlikle. Süresi. Kuluçka süreci diyebiliriz. Evet. Aktif sabır belki bunu daha iyi karşılayabilir. Doğru. Okumalar yapıyorsun, kendinizi keşfediyorsunuz, videolar izliyorsunuz. Ya ben ne yapacağım sorusunu kendinize soruyorsunuz. Evet. Hiç kimsenin sizden bir şey beklemediği, herkesin size umutsuzca baktığı bir dönemde bütün bu şeylere rağmen böyle içinize kapanıp hazırlık yapmak kadar zor bir şey yok. Gerçekten ben onu yaşadım. Zor ama. Sonrasında bir sürü proje yaptık. 20 yaşındayken ilk projemi yaptım. Kitaplaşan insanlar hatırladın mı? Hatırlıyorum. Hedef şuydu, sadece bunu alın, diğer projeler sonra belki. Ben köyden geldim, o zaman şimdi biraz imkan, üniversiteye gidiyorum, gençleri toplayabiliriz. O zaman köye gidelim. Ne demek istiyorum? Köydeki öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayalım. Köyde okullarda kütüphaneler kuralım, üniversitelerde akademik çalışmalar yapalım. 21 yaşına geldiğimde 57 il, 7 ülkede ekiplerim vardı benim. Tam 12 bin tane aktif üyemiz vardı bizim. Biz inanılmaz yani çalışma yapıyorduk. Burada peki o zaman sizden daha büyük biri mi destekledi? Hayır. Sizi? Şimdi ilginç tarafı şu. Şimdi ben İbrahim muhtemelen seni de destekleyen olmadı. Sonra geldi. Evet. Evet. İlkin destekleyen olmuyor zaten. Çünkü 20 yaşında birini kim niye desteklesin ki? Evet tabii. Ama içinizdeki ki. Heyecan olur. Ve amatörlük size kapılar açıyor. Ben mesela ilk anlattığımda 8 ay boyunca kimse katılmadı. Bu çok boş bir proje ya. Bu ne demek? Can nasıl yapacağız? Ama İnsanlar heyecanınıza ve liderlik tarzınıza geldiğinde işler birden açılmaya başlıyor. Yani orada maddi bir şey, biz hiçbir zaman maddi destek almadık gerçekten. Bakın o zamanlar benim ortaya koyacağım 100 TL köydeki bir çocuğun bir yıllık eğitim masrafı. Çok büyük bir masrafı yok ki o zaman. 2015'li yıllardan bahsediyorum ben. Dolayısıyla ilk projemde 7 ülke, 57 ilde ekiplerim vardı ve biz çok aktif çalışıyorduk. Ben hala diyorum. 7 ülke. 7 ülkede. Ben hala diyorum. Şu an belki biraz başarılıyız ve o çocuklara yaptığımız desteklerden dolayı aldığımız dualar vesilesiyle bir gün başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü ben geçen sene Amerika'ya gittim ve Harvard Üniversitesi'ndeki hocalarla beraber Amerika'daki öğrenciler için eğitim programı tasarladım. Yani ben diyorum ki köyden çıkıyorsun, Amerika'ya gidip eğitim programı tasarlıyorsun. Hani teknik olarak baktığımızda aykırı bir şey. Mantıklı bir şey değil. Ama işte gayret edince, çabalayınca... Bir de ikinizin de ortak noktası... Başkaları için çabalamış olmanız, dezavantajlı gibi görünen, evet, desteğe ihtiyacı olan gençler için başlamış olmanız, çocuklar için başlamış olmanız. Yani evet, halis bir niyetle başlıyorsunuz. İyilik temelli başlıyorsunuz aslında. İnsanlara fayda sağlama temelli başlıyorsunuz. Bence temelin bu olmasının çok büyük etkisi var. Kesinlikle. Allah da diyor ki tamam, yürü kulum buradan, yürü ya kulum diyor. Evet. Ben bunun gerçekten çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Alınan duaların çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben zaman zaman ifade ediyorum arkadaşlar. Evet, yani. Teknik olarak benim başarmamam lazımdı teknik olarak. Ama ortada bir gayret var. Bir de muhtemelen gelen çok fazla dua var. Evet. Bir de iyi insanlarla tanışıyoruz yani. Mesela İbrahim gibi çok değerli bir arkadaşım Niyet var. Niyet samimi olunca. Dua deyince biz deprem döneminde yaparken... Ben her zaman bizim ekiple oturduğumuzda arkadaşlarımla hep şeyi söylüyoruz yani. Özellikle deprem döneminde aldığımız duanlar, evet, hani bizim bundan sonra yapacağımız olan projelerin garantilemiş olduk. En kötü zarar etmeyeceğiz. Hani ben bu kafaya çok girdim. Güzel hani bilmiyorum, ben mesela gerçekten çok inanıyorum. Hani evet, etkili yani. Az sadaka çok belayı def eder diyor ya, sizin yaptığınız her iyilik bir sadaka. Çünkü taşı alıp kenara kaldırmak bile sadakayken sizin yaptığınız bütün bu hizmetler sadaka hükmünde zaten. Peki İbrahim Hakkı, mesela şunu merak ediyorum. Aslında ikinize de bu soruyu soracağım. İbrahim Hakkı'dan başlamış olayım. Şimdi sizin ikinizin de hikayesine baktığımda evet, cesaret var, işte aktif sabır var ama bunlar tek başına değildir mutlaka. Yani oraya kadar gelen süreçte neler vardı sizin hayatınızda ya da gençler ne yaparak kendilerini geliştirebilirler? Yani bu girişimci zihnine sahip olabilmek için de ne yaparak kendilerini geliştirecek bu gençler? Bence sen yürüyen bir örneksin şu an. Evet, o yüzden siz de yürümüş ve artık uçan bir örneksiniz. Bence gerçekten öncelikli olarak mesela bu benim için Cihan abidir.
ya da başkası için Ali'dir, Mehmet'tir. Bir kere bizim önümüzden giden kişilerin yaptığı tecrübeler bence gerçekten bizim için çok önemli bir rehber niteliğinde. Sonrasında şimdi biraz böyle belki materyalist bir söylem olacak ama piyasa çok acımasız. Yani dünya çok acımasız. O yüzden hani sadece işte okuldan, liseden mezun oldum, üniversiteye geçtim. Üniversiteden mezun olup iş hayatına atıldım. Ya bunu olursanız istersen özel sektörde çalış, memur oluyorsun benim nazarımda. Yani hani yeni nesil memur olmuş oluyorsun. Bu kafadan çıkmak istiyorsak, yani aslında bu girişimci zihniyetine de biraz girmek istiyorsak bence bol bol araştırmalıyız. Yani fırsatları geri tepmememiz gerekiyor. Şu anda örnek veriyorum, işte online eğitim portalları var ücretsiz olarak. Bunu merak ediyordum. İşte Türkiye'de de var mesela. BTK Akademi var. Örnek veriyorum, işte bilgisayar programcılığa meraklıysanız. İşte Coursera'sı var. Harvard Üniversitesi'nin ücretsiz portalı var mesela. Yani illa hani insanlar bazen şey diyebiliyor. Ya oh lan işte bir şekilde Amerika'ya gitmiş. Kapak atmış işte. Evet. Yani köyden de gelmiş olsa gitmiş ama işte bir şekilde. Ulan ben nasıl gideceğim? E tamam kardeşim, otur o zaman sen de bilgisayarından ücretsiz olarak online eğitimleri al, sertifika da veriyor. Doğru. O sertifikayla kapıları açabiliyorsun. Ya aslında bolca fırsat var. Bence bu zihniyete girebilmek için, yani aslında bu minimum standartları yakalayabilmek için var olan fırsatları araştırıp bulup değerlendirmemiz gerekiyor. Hepsi ücretsiz. Aslında hazır bilgi, hap bilgi taraftar değilim ama mesela bir tanesini söyledim. Başka aklınızda varsa söyleyebilir misiniz? Ya da sizden söz alabilirim. Bildiklerinizi paylaşmanız için Instagram hesaplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda böyle bir liste yapsanız kardeşleriniz için. Onları yönlendirebileceğiniz. Çünkü bu soru bana çok sık geliyor. Şimdi beni bir yandan ebeveynler, anneler çoğunlukla takip ediyor. Fakat bununla beraber genç kız özellikle, genç erkek kardeşlerimiz de çok fazla. Çok fazla. Ben şaşırıyorum bazen. Ya diyorum teyze kafası ...sındayım ama sağ olsunlar çok ciddi anlamda takipteler. Onlardan bu soru çok sık geliyor. Ya Merve abla, biz kendimizi nasıl geliştireceğiz? Hani üniversiteye gidiyoruz, eyvallah, çok önemli bir kapı tabii ki bu bizim için ama daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bir de şu da var, anne olduktan sonra, baba olduktan sonra sorumluluklar artacak ve kendilerini dolduramayacaklar. Bunu yaşayan birisi olarak söylüyorum. Evet. Çok zor yani, evlatlar, işte çocuk, ailelerin sizden beklentileri, sorumluluklarınız artacak. Gençlik çok güzel bir fırsat bunun için, kaçırmamak lazım. O yüzden sizden böyle söz almak isterim. Olur, tabii, yapalım. Tabii. Sosyal medyada bu tür böyle aslında, yani en azından tamam, ben kendim, sen de abi ortak bir şey yaparız hatta. Ortak paylaşım çıkıyor. Böyle bir portalların olduğu bir yeri duyururuz yani. Tamam, çok seviniriz. Peki o zaman şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Yine ikinize birden gelsin bu sorum. Cihan Hocam'dan başlayayım. Şimdi kapıda malum sınavlar var. Biz bir önceki bölümde Osman Hocamlarla ve Elif Esra Hanım'la beraber sınav kaygısını, sınavlar ne kadar önemli hayatımızda bunu konuştuk. Ama sizinle de buraya biraz değinelim istiyorum. Ebeveynler için tercih dönemi başlıyor. Yani burada bahsediyoruz, evet bizim için girişimci olması önemli, çok yönlü olması önemli, temel becerileri önemli ama sınavlarda, sınava kadarki süreç geçti bir şekilde. Çocuklar sınava da girdiler diyelim. Tercihlerini nasıl yapacaklar? Evet. Nasıl yönlendirebiliriz? Burada onlara söylemek istediğiniz öneriler olur mu? Eğer müsaadeniz olursa bir önceki sorudan birkaç şey. Tabii ki, lütfen. Çok seviniriz. Şimdi bir önceki soru benim için önemli bir soru. Tamam. İnsan, gençlerken ya da insanlar kendisini nasıl geliştirmeli diye. Aslında şimdi çok meşhur bir yazara göre, aynı zamanda kendisi çok güzel çalışmalar yapıyor. Ona göre öğrenci ya da gence bugün ne kadar az bilgi verebilirsek, az bilgi dediği şey doğru bilgi. Çünkü bugün teknolojiye sahibiz, telefonlarımız var, her şeye sahipken hiçbir şeye sahip olmadığımızı hissetmek, bunu sorgulamamız lazım. Bakın her şeye sahibiz neredeyse. Teknolojiye, internete, bilgisayara, Coursera, Harvard Üniversitesi'nin çalışmaları falan, hepsine anında ulaşabiliyoruz. Fakat hiçbir şeyimiz yokmuş gibi hissediyoruz. Dolayısıyla eleştirel düşünme becerimiz varsa, bu eleştirel düşünme becerimiz içerisinde benim neye ihtiyacım var sorusunu baz alarak hangi videoları izlemem lazım, hangi kitapları izlemem lazım, bunları bir liste haline getirdiğimizde olayı çözmüş oluyoruz aslında. Fakat eleştirel düşünme becerimiz ve muhakeme becerimiz olmadığı için kendimiz için bir program hazırlayamıyoruz. Teknoloji gelişti, internet gelişti ama biz gelişemedik bazı konularda muhtemelen ki hala ihtiyaç duyuyoruz. Kendimi nasıl geliştireceğim? Bu sorunun cevabı internette var ya da bu sorunun cevabı bilgisayarlarımızda var. Dolayısıyla lütfen genç arkadaşlarımız, işte abilerimiz, ablalarımız biraz internette gezinsinler. Yani ihtiyaç duydukları her şey zaten orada var. Fakat biz hazıra çok alıştığımız için ya da bize birilerinin önermesini beklediğimiz için çok zaman kaybetmiş çok oluruz. Doğru. Bunu baz alabiliriz. Çok doğru. Üniversite tercihine gelindiği zaman ben her zaman ifade ederim. Üniversiteye geç gitmek
veya erken gitmek önemli değil. Vaktinde gitmek, peki vaktinde gitmek ne demek? Vaktinde gitmek ne demek benim için? Bu bencesi. Vaktinde gitmek, sana uygun olan mesleği kendinde hissettiğin zaman. Peki bunu nasıl hissedeceksin? Lise döneminde mümkünse gidip işte İbrahim gibi startup'ı olan, şirketi olan ya da işte iş yapan insanlarla tanışacaksın. Sadece sınavlara girip çıkarak sadece iyi bir mezun olursun. Başarılı bir öğrenci olamazsın. İyi bir mezun olmak ya da iyi bir puan almak başarılı olduğumuz anlamına gelmiyor bu çağda. Disiplinler arası işler yapıyoruz. İbrahim hukuk öğrencisi ama girişimcilik de var ama işte sosyal medya da var. Disiplinler arası iş yaptığı için başarılı aslında. Tek disiplinin yeterli olmadığı bir dönemdeyiz. Destekliyor. Dolayısıyla lise aşamasındayken öngördüğü meslekle ilgili birileriyle görüşebilirse, sadece bir 5 dakikalık görüşmeden bahsetmiyorum, biraz vakit geçirebilirse muhtemelen daha doğru tercih verebilecektir diye düşünüyorum. Aslında daha çok kişiyle, daha çok iş alanıyla evet. tanış olmak meselesi değil bir mi? Bir de son bir şey söyleyeyim. Tabii, lütfen. Onu soracaktım evet, hatta. Yani. Bence bir de üniversiteye gittik, hukuk okuyoruz. Üniversite 2'de 3'te ya bu bana göre değilmiş diyebilir bence. Bir problem yok. Bence yani. De. Bu şey değil yani Kur'an'da yazan bir ayet değil ki değiştirmeyelim. Bu değiştirebilecek bir şey evet, bence. Evet. Ama sen değiştirmezsin. Senin tabii için sıkıntı olabilir. Ben seviyorum. Katılıyorum bu görüşünüze. Hatta o da cebine kattığı bir şey olmuş olacak. Çünkü, yani mutlaka oradan da alacaklar olacak. Çünkü şundan dolayı mezun olduğumuz işi yapmıyoruz. Evet. Mezun olduktan sonra evet ben bu konuda iyiyim dediğimiz şeyi yapıyoruz. Hı-hı. Konu yine becerilere geliyor. Pek çok kişi bunu yapıyor evet, aslında. Becerimizin ön planında olduğu evet. iş grubu artık neyse ona yönelmeye başlıyoruz. Şu an kanalında konuştuğumuz Bekir Develi de aynı evet. şekilde yani. Ama onun da ona kattığı birçok şey oldu. Tabii mutlaka. O okuduğu mutlaka. Üniversitenin de. Evet. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda İbrahim Hakkı'cığım? Abla bence hani biraz daha böyle ailelerin zaten aşırı böyle fokus oldu yani odaklandığı bir evet. döneme giriyor süreçte herkes. Hem lise öğrencileri için hem de ortaokul öğrencileri için. İşte lisedekiler üniversiteye, ortaokuldakiler evet. liseye geçecek. Bence dikkat etmeleri gereken şu an günümüzde en önemli kriterden birisi puan değil. Almış olduğu puana göre gidebileceği okullar arasında bir kere uluslararası standartlarda çalışmalar yapıyor mu? Bence buna bir dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten farklı ufuklar açıyor. Evet. Yani yurt dışındaki çalışmaların neler olduğu. Şuradan örnek vereceğim çok kısaca. Şu an günümüzde mesela Türkiye'de yapılan çok wow diyeceğimiz girişimlerin hemen hemen belki de %90'ı yurt dışındaki program platformların uyarlaması. Ama biz bunları çok bilmiyoruz evet. araştırmadığımız zaman. O yüzden bizim de aslında bu kötü bir şey değil bu arada uyarlamaları. Var olan fırsatı Türkiye'de yok, ülkesine getiriyor. Gayet yürüyor, gidiyor yani. Bu şekilde aslında farklı fikirler kazandırabilecek olan okulları tercih etmeleri gerekir başta. İkincisi, bir yandan böyle not da aldım da bu konuda. İkincisi, okulda mesela üniversiteye gitti diyelim. Sadece akademik çalışmalar değil de onun yanında öğrencilerle akademik hayat, yani o sınıftan çıktıktan sonra okul ona ne katıyor? Onlara bakmak lazım. Geçen bir yerde duydum, üniversite hangi dilde, eski Latince'de miydi anlamıyorum, hatırlamıyorum ama şöyle bir kavram varmış galiba, toplanılan yer anlamına mı? Öyle bir manası varmış. Şu anda üniversiteler zaten bizim hocalar mesela sınıfta diyorlar ki atıyorum bir arkadaşınız okula geldi benim dersime gelip girebilir diyor, sıkıntı yok. Hani sadece sınava giremez. Yani o akademik bilgiyi alıyor ama onun sonrasında o sınıftan çıktıktan sonra öğrenci neler yapıyor arkadaşlarıyla, bir şey üretiyor mu? Kulüpler yapıyorlar mesela. Evet. Yunus Yiğit Hoca bu konuda çok aynen. destekliyor. Yani kulüp lazım. Aktiviteleri nasıl? Farklı projeler üretmelerine imkan evet. tanıyor mu? Teknoparkı var mı? Ne bileyim kantini var mı okulun ya? Ona baksın belki. Çünkü gençler bir araya gelecek evet, orada. Evet yani bir şey üretecekler. Evet. Artı o hani çevremiz bizi yukarı taşıyor demiştik ya. İsterseniz evet. ya yukarı taşır ya aşağı doğru. çekiyor çevremiz. Size kaliteli bir network sunuyor mu bu okul? Güzel. Yani güzel. Okuldan mezun olduktan sonra o okul sizin yakanızı bırakmasın. Hani gerçekten ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin önde gelen okullarına, üniversitelerine baktığımız zaman da gerçekten hep o mezunların desteğiyle var olan öğrenciler doğru. mezun olduktan sonra hep iç içeler. Ya bir ekosisteme dahil ekosistem, olmak lazım. Evet, evet. Yani benim öğrencim, bizim evet. okulun öğrencisi destek olalım, evet. arka çıkalım. Ya ne kadar güzel bilgilerdi. Ben çok istifade ettim. Ben izleyenlerin de çok istifade etmiş olacağını düşünüyorum, umuyorum. Bir yarım saat daha dinlerdim sizi. Çok net söylüyorum. Biz de ve bir yarım saat daha konuşurduk. Geçtiğini yani yarım saatin üzerine bile çıkmışız farkında değilim. O kadar gerçekten keyifliydi benim için ve akıcıydı.
Son olarak söylemek istediğiniz böyle hep bunu sorarım. Sonra da son dakikada da sorarım. Spot bir cümleniz var mı? Evet, bir var. Tavsiyeniz belki de. Ben demin yine söylediğim sözü söyleyeyim söyle. Bari. Gecesi olmayanın gündüz olmaz. Güzel. Çalışmaktan vazgeçmeyelim. Güzel. Benim de muhtemelen şey bugün kendimle ilgili olan imtihanda imkan, imkanda ise imtihan vardır. İkisini de not aldık. Evet. Ortak akıl ajandalarımızda. Bu arada bu cümle bana ait mi bilmiyorum. Muhtemelen bir yerde de olabilir. Bir şey sonra şey ben de çok sık yapıyorum. Sonra telif olmasın yani. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Tamam. Duymuş da olabiliriz bir yerden. Siz çok güzel söylediniz. Biz sizin söyleyişinizde aklımızda tuttuk. Tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Umarım sizler de istifade etmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Egoist, Merve Gülcemal'le Ortak Akıl programını sundu.